Dostlar merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayız bugün. Bugün beraberiz karşılıklı ama. İnşallah. Evet. Bugün sizlerden gelen soruları ben okuyacağım. Ahmet abi cevaplayacak. Ama sorulara geçmeden önce bize abone olup destek olursanız teşekkür ederiz. Videolardaki soruları görmeden önce de kendi sorularınızı aşağı yazarsanız bu videonun altından sonraki soru cevap videomuz için yeni sorular seçeriz. Buradaki soruların her birini siz sordunuz. Biz de cevaplıyoruz. Hazırsan ilk soruyla başlıyorum abi. Haydi bakalım. Hocam sizce okullarda öğretilen tarih doğru tarih mi? Ezber sistemin değiştirilmesi bizim için daha iyi olmaz mı? Şimdi ben yıllardır tarih öğretmenliği yapmış ve hali hazırda yapan işin içinde bir ehli olarak direkt camia içinden cevap veriyorum. Türkiye'nin tüm kademelerindeki sınıflarda, tüm okullarındaki okutulan ve anlatılan tarih dersleri aslında şimdi öğretilen bilgiler doğru mudur, yanlış mıdırdan farklı bir şey söylemek istiyorum. Ne yaparsak, nasıl anlatırsak tarih çok zevksiz olur ve öğrenciler tarih sevmez sorusunun cevabı olarak hazırlanmış kitaplardır. Zira hiçbir çocuk okullarda öğretilen tarih bilgisi ve tarih, okutulan tarih kitaplarındaki anlatılan tarihe göre tarihi sevmez. Eğer bugün tarih, örnek veriyorum, lise mezunu tarihi seviyor. Kesinlikle öğretmenini seviyordur. Evet. Yani tarih öğretmeninin anlatımını seviyordur, tarih öğretmeninin karizmasını seviyordur, yakışıklılığını seviyordur, güzelliğini seviyordur ve onun anlatma biçimiyle beraber tarihi şekillendirir. Kafasında. Yoksa asla tarihi sevmez. Buna ben de katılıyorum. Ben lisede 3 tane okul değiştirdim. İlki fen lisesiydi. İşte ikincisi Anadolu Lisesi'ydi. Üçüncü de temel liseye geçtim. Temel liseye geçene kadar tarihi sevmiyordum mesela. Evet. Zorlandığım bir dersti. Geçtikten sonra ise favori dersim oldu mesela. Oradaki öğretmenden dolayı. Bir şey söyleyeyim mi? Kardeşim bana ne? Bana ne? Zistovi'den bana ne? Pasarofça Antlaşması'ndan, bana ne? Bucaş Antlaşması'ndan. Bucaş Antlaşması'nın şartlarından, Osmanlı-Avusturya ilişkisinden, bana ne? Osmanlı-Rus Savaşı'ndan, Küçük Kaynarca Antlaşması'nın maddelerinden. Gerçekten bu millet, bu devlet, Osmanlı savaşmış, antlaşma yapmış. Toprak kazanmış, toprak kaybetmiş. Savaşmış, antlaşma yapmış. Toprak kaybetmiş, toprak kazanmış. Başka bir şey yapmamış mı yani? Bu devletin sosyal yapısı, bu devletin kültür yapısı, bu devletin mimari şekli, bu devletin edebiyatı, kuş evleri, amin alayları, hamal taşları, sadaka taşları, öyle mi? Öyle. Bu devletin insanları bir evde ölü olduğunda mahalle kültürü neymiş? Neden pencere kenarına sarı gül çiçeği, neden kırmızı gül çiçeği koyuyor? Sarı gül olduğunda ne olur? Kırmızı gül de ne demektir? Neden apartmanların kapılarında iki tane, biri büyük, biri küçük tokmak vardır? Neden Osmanlı Devleti'nde kedileri besleme vakfı var? Neden yabani hayvanları yemlemek padişahın görevi? Neden her sokakta çeşme olmak zorunda? Neden camilerin önünde sıbyan mektepleri, arkalarında medreseler var? Yani kısacası şeyler, biraz daha ilgi çekici olan hayata şeyler. Hayat. Hayata dair ya. Dokunmak lazım yani. Enes'in yaptığı savaştan bana ne? Enes kime ne kadar yardımda bulunmuş? Bana bunları anlatmadılar. Sadaka taşı, amin alayları, kuş evleri. Şimdi ekranda görülen bu kuş evlerini camilerin, medreselerin, kervansarayların, hanların, hamamların duvarlarına Osmanlı yaparken hangi mantıkla yapıyordu? Bunu anlatmadan ben öğrenciyi Bucaş'ı anlatıyorum. Zistovi'yi anlatıyorum, Pasarofçı'yı anlatıyorum, maddelerini anlatıyorum. Bana ne o maddelerden? Ben insanı anlatmalıyım. Yani savaş da önemli bence ama maddeleri değil. Savaş önemli. Anlaşma ancak maddeleri değil. Ancak o savaşı bitiren antlaşmanın 9 maddesinin 9'u beni, yani tarihçi olarak beni değil. Öğrenciyi. Öğrenci hiç ilgilendirmiyor. Ki ilgilenmiyor da. İlgilenmiyor da. Dolayısıyla tarih bir bilgi yığını halinde öğrenciye veriliyor. Öğrenci bu bilgi yığınının sonunda tarihi sevecek mi, sevmeyecek mi? Zerre umurlarında değil. Bence ne anlatırsam, kitaba ne koyarsam öğrenci tarihi sever. Ne yaparsam sevdirebilirim mi düşünen insanların kitap yazması gerekiyor. Bu haliyle tarih kitapları ve tarih dersleri ne yaparsam nesiller tarih sevmezler sorusunun cevabını veriyorlar. Bu kadar gayet basit. Güzel bir cevap oldu. Eyvallah.
Abi gidip ikinci sorunun da cevabını vermiş bulundun. Vallahi ben Allah'ım şahittir. Enes'im lütfen sen de ki abi ben genç adamım yalan söylüyorsun de. Ben öğrendim mi soruların ne olduğunu? Yok daha okumadım hiçbirini sana. Ben Enes'e hangi soruları soracağını sormuyorum. Enes de bana hangi soruları soracağını söylemiyor. Biz bu programı hazırlıksız yapıyoruz. Allah şahit. O yüzden bilmediğim sorunun cevabını vermişim. Ne soracaktın? Ondan önce bir açıklamayayım. Bir kritik nokta şey. Bazen soruları soruyorum. O da şöyle. Mesela hukuksal anlamda cevabı sıkıntı çıkartabilecek bir soru olur. Veya evet. Hukuksal anlamda değil de tarafların olduğu, çok keskin tarafların olduğu ve bize zarar verebilecek sorular oluyor. Onları bazen soruyorum. Sor veya sorma diyor o zaman da Ahmet abi. Hukuki anlamda hem soranı hem cevaplandıranı sıkıntıya sokacak sorular soruluyor. Enes bunu soruyor. Ben diyorum ki atla bunu Enes. Bunu hiç yayınlama. Bu soruyu sil. Bu sıkıntılı soru diyorum. Onu da sorduğu zaman öğreniyorum. Evet kardeşim. İkinci soruya geçtim. Adaşım sormuş bunu. Hocam sizce gençleri tarihe kazandırmak için ne yapmalıyız? Hemen cevap veriyorum. Bir, stand-up sunar gibi tarih sunacak olan öğretmenlerin yetişmesi gerekiyor. Tarih öğretmen gibi değil de daha farklı anlatacak insanlar. Stand-upçı yani. Gibi ya çok açık söylüyorum. Yani piyasada çalışan bir adam olarak söylüyorum. Piyasaya yönelik bir adam olarak söylüyorum. Evet. Bugün ne yapıyoruz çocuklar? Anlamayanlar kimler? Biçiminde 1960-70 model öğretmenlerin derhal acilen hemen şimdi bugün hemen emekli olmaları gerekiyor. Öğretmenlik, ben edebiyat öğretmenliğinden, matematikten anlamam. Haddim değil, hukukum değil, karışamam. Haşa. Tarihten bir tek bildiğim o. Tarihi anlatırım. Tarih öğretmenlerinin anlatacakları alana çok hakim olmaları gerekiyor. Yani öğrenciye kitapta bu kadar bilgi ver. Ya bir şey var. İstanbul Fethi. Şu kadar. Kitapta bu kadar var. Eğer öğretmen bu kadar bilmiyorsa İstanbul'un fethiyle alakalı ve içinden bu kadarı da anlatamaz demek. Yani sadece bu kadar bilmeyecek, bu kadar bilecek. Çok hızlı bir biçimde de çocuğa bak aslında kitapta bu yok ama şu da var, bu da var, bu da var, bu da var. Tak 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 tak. Detay bilgiler, detay gün gün, saat saat, saati verecek. Diyecek ki 29 Mayıs 1453 tarihinde Salı gecesi sabah 5.30'da. Sabah ezanı okunur okunmaz böyle. Net bilgiler verecek. Çocuğu stand-up biçiminde. 40 dakika çok fazladır. Evet bence de. Dünyanın hiçbir yerinde bilim adamı 40 dakika iyidir demiyor biliyor musun? İnsanın dinleme ve öğrenme kapasitesi bazıları 10 dakika diyor bazıları 25 dakika diyor. 25 şey. Tepe. Tepe. 25 de o değil. 20. 20 dakika. Bu ders 20 dakika yapılır. Bir de buna koyacaksın 5 dakika daha. Çünkü önünde şey var ya. Yoklama yapmak, işte oturun, susun falan. Abi 20 dakika var ya. Bir başlayacak öğretmen. Tak 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 tak. Öğrenci de bilecek ki bu ders 20 dakika. Ve öğretmen bu konuyu uçacak. Değil mi? Yani 40 dakika fazla kardeş. Anlatanı da yoruyor. Dinleyeni de yoruyor. 40 dakika ben senden ne anlatayım Pasarov şeyi ya? Sıkılırım yani. Ya doğal olarak. Ya bazen şey oluyor ya burada hatta. Burada çok fazla yapmıyoruz. Önceden daha uzun videolar çektiğimiz zamanlarda oluyordu. Böyle sen 45. dakikaya falan geliyorsun. Ben artık böyle kameranın arkasında yavaş yavaş kafam gitmeye başlıyor. 45'te bu yamuluyup böyle uyumaya başlıyordu. Ve biz bitiriyorduk. Gerek yok. Ehil adam 20 dakikada anlatır her şeyi. Olmadı mı? Geri kalan haftaya çocuklar. Haftaya devam edin. Bitti bu kadar ya. Haftaya devam ediyoruz. Bitti bu kadar. Bunun yanı sıra çocukları bol miktarda gezmeye götürmek lazım. Çocuk şunu diyebilir. Bak çok basit bir şey söylüyorum. Öğretmenlik hayatımdan bahsediyorum. O zaman seviyor çocuk. O zaman seni nikah şahidi yapıyor biliyor musun? Ben bir sürü öğrencim nikah şahidi oldum. Diyor ki çocuk. Hocam giriyorsun sınıfa. Yoklama yapıyorsun. Sonra diyorsun ki nerede kaldık? İşte şurada kaldık. Yaslan bakayım arkana. Şimdi ben dinleyeceğim. Uçacağız. Hazır mısınız? Tek rakibim Türk Hava Yolları bu konuda. Onu da tanımıyorum ha. Tek rakibim benim diyorum. Uçacağız. Çocuk diyor ki elini kaldır. Hocam, efendim. Arkadaşlarla karar aldık. He. Biz bugün ders yapmak istemiyoruz. Ne demek o? Ya çok sıkıldık. Sohbet etmek istiyoruz. Dediği zaman da tamam olan deyip kitabı koyacaksın kenara. Ders yapmayacaksın. Çok iyi biliyorsun ya o konuyu. Öbür ders telafisini yaparsın. Bak bir konuyu çok iyi biliyorsan, her detayını biliyorsan, anlatabiliyorsan, vücudunu kullanabiliyorsan, hitabet gücünde varsa bir dersi yapmıyorum diyebilir misin? Diyebilirsin. Bir dersi arada atabilirsin. Evet. Ancak çok hakim değilsen, kendinden de tedirginsen
yetiştiremem korkum vardı. Doğru mu? Ben tabii bunu yetiştiremem. Olarak. Evet. Olmaz dersin, ders yapacağız. Çocuk ders yapmak istemiyoruz dediğinde ders yapma kardeşim. Tamam, bugün ne yapıyoruz? Saz çal lan, ben de türkü söyleyeyim. Bitti, bu kadar. Haftaya size anlatacağım Karlofça'yı, Karlofça sonrası, İstanbul Anlaşması'nı, Amcazade Hüseyin'i, Rami Mehmet Efendi'yi. Bak bunlar kitapta olmayan bilgiler, bunları ben söylüyorum. Bu kadar basit ya. Rahat ol, barışık ol, çocukları ezmeye çalışma. Farkında mısın, ben hep öğretmenleri yüklendim. Evet. Çünkü tezgahtar kim kardeşim? Öğretmenler. Kim satacak bu bilgiyi? Gene öğretmen. Onun çok iyi olması gerekiyor. Tezgahtarı iyi olmayan bir mal satılmaz. Ya kötü mala da sonuçta ne yaparsak iyi yapamıyorsun ama. Evet. En azından şey, orta halli malı iyi hale getirebiliyorsun. Şimdi tabii ki tarihçi, öğretmen kitabı iyi sunmalı, iyi tezgahını yapmalı. Yapınca barışık oluyor. Öğrenciyi de ezebileceği biri gibi görmemeli. Arkadaş, dost, evlat, can, çocuk. Ben diyorum ki çocuğa, evlat bir çay kap gel diyorum. Hemen hocam diyor. Onun bana çay alma şeyi var mı? Görevi var mı? Yok ama yapıyor. Yapıyor, koşarak yapıyor. Çünkü ben babayım kardeşim. Ben babayım, ben öğretmenim. Voleybol oynuyorum, ders yapıyorum, sohbet ediyoruz, saç çalıyoruz. Barışık ol. Bir arada Karlofça veririm. Ama Karlofçası olmaz ha. Bir ara veririm onu yani. Eyvallah. Eyvallah. Ben şu gözlü bir takayım, gözlerim acıdı. Bir denedim ama ışık yansıyor diye. Bana yaşlı diyorsun da hadi bakalım, ben kullanmıyorum gözlük. Yapacak bir şey yok abi. Üçüncü soru abi. Osmanlı'dan kalan borçları hangi hükümetler ödedi? Bununla ilgili program yapar mısınız demiş ama bu program yapılacak kadar uzun bir konu değil. Uzun değil, burada cevaplandırayım, böyle geçiştirelim. Olur. Şimdi Osmanlı çok fazla dış borç yaptı. Bu dış borçları da 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Lozan Konferansı'yla şeye böldü. Taksitlendirmelere böldü. 1929 ekonomik buhran var ya dünya, evet, dünyada olan. Kara Perşembe ile başlayan. İnsanların artık açlıktan, evet, öldüğü dönem. Evet. 1929 Kara Perşembe ile başlayan ve dünyayı böyle mahveden, kasıp kavuran, dünyayı perişan eden bu ekonomik buhrandan en az etkilenmiş ülke hangisi? Türkiye. Neden? Neden? Onu bilmiyorum. Sadece Türkiye'dir, böyle dediğine göre Türkiye'dir. Söyleyeyim mi? Söyle. Kim iflas eder? Parası olan adam. Olmayan? Etmez. Olmadığı için iflas edemiyor. Yani yok. Türkiye iflas dahi edemiyor. Edemediği için etkilenmiyor. Kendi kendine yetiyor. Üzüm alıyor, yiyor, elma yetiştiriyor. Dolayısıyla parası olmadığı için o buhran dönemleri hariç bütün taksitleri 1952'ye kadar bitirdi değil mi? Adnan Menderes'e kadar ödedi Türkiye Cumhuriyeti. Atatürk ödedi, İsmet İnönü ödedi, Recep Peker dönemi ödedi, başbakandı. Celal Bayar ödedi, Adnan Menderes ödedi. Kim başbakansa ödedi yani. Bitti mi borcumuz? Bitti. Özal zamanı 90'lı yılların başı, 80'lerin sonlarında dediler ki ya bir yanlışlık yapılmış. Bu dış borçlar ödendi ya. Hani var ya böyle kıl tüy, böyle KMH'lar falan var. Yani işte kıldan tüyden faizler var. Bunların şu kadar faizi kalmış dendi. Hadi ya. Onu da Özal ödedi. 30 sene sonra faizini ödedik. Evet yani. Evet. Turgut Özal'a kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti Osmanlı'nın dış borcunu ödedi. Ve Özal bitirdi. Abi geldik en kritik soruya. Bunu haydi özellikle sona sakladım. Cumhuriyet bir İngiliz projesi mi diye bir soru gelmiş. Şimdi Cumhuriyet, ben daha global bakayım mevzuya. Cumhuriyet kavramının global karşılığı Demos Kratos'tur. Evet. Demos Kratos. Roma'dan gelme zaten. Tabii. Demokrasi. Halkın yönetimi. Forum adı verilen meydanlar vardır. İşte Beyazıt Meydanı, Fatih Meydanı vesaire. Cerrahpaşa Meydanı. 7 tane meydan var İstanbul'da. Bu meydanlarda halk toplanır. Elini kaldırırlar. Kendi fikirlerini söylerler. Bunun adına doğrudan demokrasi adı verilir. Sınıf başkanları seçiliyor ya. Evet. El kaldırma. Bunun adı doğrudan demokrasidir. Bir de yarı doğrudan demokrasi var. Biz oyumuzu veririz. Oyumuzu verdiğimiz insanlar bir şeye giderler, millet meclisine. Onlar orada seçim yaparlar, millet meclisi başkanını vesaire. Bu yarı doğrudan demokrasi, bizim şu an yaptığımız. Doğrudan, yarı doğrudan. Burada halk oy veriyor. Demos Kratos da halkın yönetimi ya. Bir dakika. Dakika. Adam kandırmayalım. Bu halk kim? Ülkeyi yönetecek olan halk kim? Biz mi acaba? Biz miyiz? Değiliz tabii ki. Biz kim? Kimiz ki? Köylü oy veremez. Kadın oy veremez. İşçi oy veremez. Kim oy verecek? Romalı asiller oy verecekler. Ha. Kadın kim ki oy versin? İşçi kim ki oy versin? Köylü.
köle. Kim ki bunlara oy versinler? Ancak soylu asil Romalılar. İkiye ayrılıyor Roma'da halk. Patriciler, patrisiler, plepler. Duymuşsundur bunları. Evet. Plepler. Kırmızılarla maviler. Aynen öyle. Plepler işçidir, köylüdür. Her türlü işi bunlar yapar. Patron kelimesinin de kaynağı olan patriciler, patrisiler de bunlar yönetirler. Şimdi bu bir Roma projesi. Evet. Cumhuriyet kavramı bir projedir. Ama İngiliz değil, Romalıların projesi. Yani ne dediğini anladım. Oraya doğru adım adım geliyoruz. Ya ben diyecektim. Türkiye Cumhuriyeti. Oraya doğru geliyoruz. Ancak İslam'ın da Allah Resulü Peygamber Efendimiz'in de dört halifenin de tavsiyesi cumhuriyettir. Hazreti Ömer vefat ederken derler ki senden sonra kimi başa getirelim? Hazreti Ömer der ki oğlum Abdullah ve Abdurrahman hariç kim istiyorsanız. Ne demek bu? Yani monarşi olmayacak. Babadan oğula geçiş olmayacak. Geçmesin. Ha, saltanat olmayacak. Olmasın. Kim istiyorsan bu ne demek? Cumhuriyet. Doğal olarak. Yani bir seçin, oylama yapılsın gerekir. Seçin yapın diyor işte yani. Osman da kendisinden sonra Hazreti Ali'yi göstermiyor. Hazreti Ali de oğulları Hasan ve Hüseyin'i koymuyor. Halk seçiyor. İlk defa yaşıyorken benden sonra oğlum başa geçsin diyerek İslam'a saltanatı katan Muaviye mi? Muaviye. Muaviye oğlu Yezid'i aday gösterdi. Ebu Berze el-Eslemi de dedi ki ne yani senden sonra saltanat mı geliyor, monarşizm mi başlıyor dedi. Büyük sahabe Ebu Berze el-Eslemi'yi de ceza verdiler, şehit ettiler vesaire. İslam'ın da özünde cumhuriyet vardı. Allah Resulü benden sonra Ebu Bekir olsun demedi. Eğer benden sonra Ebu Bekir olsun deseydi Mekkelilerden, muhacirlerden Ebu Bekir aday oldu. Medineli Sa'd bin Ubade ben de adayım demezdi. Çünkü peygamber Ebu Bekir benden sonra aday olsun diyecek. Sa'd bin Ubade peygamberimizin sözüne üzerine basarak ben de adayım. Adamı oyarlar. Seçim yapıyorlar. Sa'd bin Ubade 8 oy alıyor. Ebu Bekir bütün oyları alıyor ve halife oluyor. Oy birliği yok. Oy çokluğu var. 8 oy burada. Yani şunu demek istiyorum. İslam'da da seçim var. Cumhuriyet var. Gördük mü? Gördük. Evet. Şimdi gelelim bugüne doğru. Yani sorunun gerçek cevabına gelelim. Gerçek soruya gelelim. Evet. Türkiye Cumhuriyeti, yani Türkiye Cumhuriyeti kastederek söylüyorum. Cumhuriyet bir İngiliz projesi değildir. İngilizlerin projesi İngiltere'nin mandası, tıpkı Hindistan gibi, tıpkı Moritanya gibi, Bangladeş gibi, Senegal gibi İngiltere mandasında sömürebileceği bir Türkiye'ydi. Peki Türkiye Cumhuriyeti biraz zorlayalım. Kimin projesi? Mustafa Kemal. Bu kadar basit. Hatta şunu söyleyeyim. Kazım Karabekir'e rağmen, İnönü'ye rağmen, Rauf Orba'ya rağmen Halid edip adı var. Bunlar kızıyorlar şeyde hatıralarında. Cumhuriyeti bizsiz yaptı, ilan etti diye. Bunlara rağmen Cumhuriyet bir Atatürk projesidir. Onun hatta bir sözü var ya hani çok doğru. Hani mesela ben Atatürk'ü çok sevdiğim için taraflı bakamıyorum bu söze. Ama çok beğendiğim bir söz. Efendiler yarın saltanat kalkacaktır diyor ya. Evet. Birkaç kişi itiraz ediyor. Dönüp şey diyor. Saltanat kalkacaktır ama saltanatla beraber birkaç kelle de gidecektir demek ki diyor ya. Görüyorum ki diyor. Sen itiraz edenleri görüyor. Bir proje değil. Tamam siz yendiniz. Tamam proje. Ama İngiliz değil. Direkt bizzat Atatürk. Direkt Atatürk projesi. İngilizlerin projesi bir özgür, kendi başına karar verebilen Türkiye Cumhuriyeti Devleti değil, İngiltere'ye bağlı bir sömürge, manda Hindistan gibi, Hindistan örneğini verelim. Hindistan biçiminde bir sömürge devleti idi proje, olmadı ama. Manda ve himaye kesinlikle kabul edilemez. Önce Erzurum, ardından Sivas Kongreleri iki tane. Sonra 16 Mart 1920'de İstanbul Osmanlı Meclisi Mebusanı'nın kabul ettiği Misak-ı Milli Kuralları kanunu içinde hiçbir sömürge, hiçbir manda ve işgal asla kabul olmaz dendi. Bugün hatta şey diyenler var hani şu an İngiltere'nin ekonomisi iyi ya. Evet. İşte o zaman kabul etseydik biz de iyi olurduk diyenler var da. Yani o zaman Cezayir'in neden iyi değil veya işte Cezayir evet. Gerçi Fransa da yani sallıyorum herhangi bir Afrika ülkesinin evet. Ki hiçbirinin iyi değil neredeyse. Şimdi biz onlara sömürge olsaydık biz iyi olmazdık. Eğer iyi olsaydı bizim yardım ettiğimiz Senegal iyi olurdu. Moritanya iyi olurdu. Doğru mu? Evet. Bangladeş iyi olurdu. İngiltere bugünkü mutluluğunu sömürgelerini sömürerek elde ediyor. Güneş batmayan ülke. Güneş batmayan ülke. Bütün sömürgelerin ne olurdu söyleyeyim.
Anlaşılan o ki 1970-80-90'lı yıllardaki gibi Türkiye'de petrol yok aslında. Petrol kuyularına çimento basmışlar. Aslında var, çıkarttırmıyorlar vardı ya. Hı hı. Meğerse doğruymuş. Hakikaten petrol varmış. Çıkarttırmıyorlar değil ama. Biz çıkarmıyormuşuz. Çıkartmıyormuşuz ötlekliğimizden, korkaklığımızdan, gerizekalılığımızdan dolayı. İngiltere bunu 1950'lere çıkartmaya başlardı. Evet, ama bize vermezdi. Bize vermezdi. Doğrudan o ana kıta var ya İngiltere, hı hı, oraya gönderirdi. Biz bugün Moritanya gibi İngiltere'nin yardımına muhtaç bir ülke olurduk. Bir sömürge olsaydık İngiltere gibi olmaz, Moritanya ve Senegal gibi olurduk. Kendini patron gibi görme, kendini işçi gibi gör yani. Kapatabiliriz abi. Ben niye kapatıyorum? Program senin, sen kapat. Peki, izlediğiniz için teşekkür ederiz videoyu bu dakikaya kadar. Siz de sormak istediğiniz sorular olursa, şunu çıkartayım bir dakika. Sormak istediğiniz sorular olursa buraya yorum olarak bırakabilirsiniz. Ben bütün yorumları okumaya çalışıyorum. Kanal bir spam altında, destek verebilirseniz, nokta bile olsa bir yorumla destek verebilirsiniz. Teşekkür ederiz. Beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Sonraki programlarda görüşürüz. Allah'a emanet olun.